Valla işimi düşmüyor ki. Sistem öyle bir sistem ki muhtarlar bedavadan maaş alıyor bana sorar. Daha çok yani seçim zamanı daha çok bizlere ilgi duyuyorlar. Seçim öncesi yok. Yok yani. Bir şey de diyemiyorum artık. Hatta biz muhtarı tanımıyoruz. Kendisini tanıtması lazım bize. Görmesi lazım. Gidip bakma. Hiç mahallede kimseye baktığı yok. Hiç gelen gide yok. Azade bakmıyor zaten. Benim işim olmaz diyor. Hiç kimse bakmıyor. Bana göre hiçbir iş yapmaz. Yapıyormuş gibi gözüküyor. Vallahi biz bir şeyini görmedik, bir şey yaptığını görmedik. Kendisini tanımıyoruz bile. Yani şu an geliyorlar, mutlardan ağlıyorlar, dert yanıyorlar. Ya adam gelmiş, yeni kişiyi seçmemişsin ki. Niye dert yanıyorsun? Her şeye koşuyor. Cenaze olur cenazede, düğün olur düğünde. Hastalık olur hastalıkta, bir sıkıntın olur. Allah razı olsun yani. Merhabalar kıymetli izleyenler. Bafra 55 Net ekibi olarak bizler bugün yine Bafra sokaklarındaydık. Vatandaşlarımıza kendi mahallelerindeki muhtarlarla ilgili sorular sorduk. Kimler neler söyledi? Buyurun hep birlikte izleyelim. Muhtar bütün mahalleleri gezmesi gerekir. Zavallı olan insanları, eksiği, ihtiyacı olan insanları görmesi lazım. Gidip bakma. Hiç mahallede kimseye baktığı yok. Hiç gelen gide yok. Azade bakmıyor zaten. Benim işim olmaz diyor. Hiç kimse bakmıyor. Mahallemize ilgilenmiyor. Hiç geldiği bile yok. Selam bile verdiği yok. 83'te 1 Eylül'de taşındık evimize, hala da yol sorunumuz var. Yamayla yol olmuyor. Gazlayacak, güzel asfalt yapacak. 4 beton attık evimizin önüne biz. Kapının önüne 4 beton. Neredeyse evin altına su girecek. Bir daha oraya kazmadan betonu da karşıla, su girecek evin altına. Siz peki bu sorunları muhtarınıza dile getiriyor musunuz efendim? Gittim. Gittim söyledim. Hani bak yemek geliyordu, yine gelmiyor şimdi. Mahallemiz süpürülmüyor. Köpçüler hiç gelmiyor. Hiç alakası yok. Komşular sigara içiyor, savurup atıyor, kapının önüne verir. Olacak iş mi bu? Her şeyini milletin işini yapar. Kasap bir yandan, bir yandan muhtarımız. Her şey eline geldiğinde yardım yapar millete. Siz muhtarınızdan memnun musunuz efendim? Minik çocuğum. Memnun olmasak muhtar yapar mıyız onu biz? İlgili bir muhtarımız var. Siz muhtarınızı tanıyor musunuz? Hayır. Tanımıyorsunuz. Tanımıyoruz. Peki muhtarımızdan bir beklentimiz var mıdır mahallemizde? Tabii ki elbette, yolları düzeltsinler. Devlet bir birlik olsun, yolları düzeltsin. Hatta biz muhtarı tanımıyoruz. Kendisini tanıtması lazım bize. Peki gördüklerimiz, gördüğümüz problemleri dile getirmemiz gerekmez mi? Muhakkak gerekir ama onun da buna bir zemin hazırlaması gerekir. Biz tanımadığımız birine nasıl problemlerimizi söyleyeceğiz? Seçtiği seçmenin haklarını savunur, mahalleyi savunur. Yani. Peki mahalleyle ilgili bir beklentiniz falan var mıdır? Yok. Çalışılıyor. Yani 4 sene yatıyor belediye, 5. sene yollarımızı yapıyor. Güzel çalışıyorlar. Sıkıntı yok, problem yok. Valla işimi düşmüyor ki. Sistem öyle bir sistem ki muhtarlar bedavadan maaş alıyor bana sorar. Gerek yok. Nüfus dairesine gittiğin zaman her şeyini görüyor seni. Ya da devlet sormuyor muhtarı nerede diye. Getir şu muhtarı. İmla haber getir demiyor mesela. Peki muhtarımız mahallemizle ne kadar ilgili efendim? Valla şu anki sistemden muhtarın suçu yok ki. Sistemle hiç ilgili değil. Gerek yok çünkü. Kaldırım belediye yapıyor. Bu ağaç dikecekse belediye yapıyor. İşte bir yerde bir resmi işim varsa nüfustan kağıt getiriyorlar. İti. Halkın devletle olan ilişkisini tamamlar. Bu. Siz muhtarınızı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Yakından tanıyorum kendisini. Halkıyla yani devlet arasındaki ilişkiyi kuran muhtardır. Toplum olarak bir sorun olduğunda mahallede, sokakta muhtara iletiliyor. Muhtar bunu yerine getirmeyince ister istemez olumsuz olmuş oluyor. Yani belediyenin de tamamlayıcı eksiklikleri var. Biraz Avrupa'yı düşünmek gerekirse çok fazla eksiğimiz var. Muhtar her iş yapması lazım, çalışması lazım. Önce yollarımızda sıkıntı var, sularımızda var. Muhtarımızı tanıyor muyuz? Tanıyoruz ama fazla tanımıyoruz. Yani fazla yok. İşin gerçeği o. Ne yapmamız lazım bu süreçte peki? Abi biz hep aynı şeyi diyoruz. Yani ne yapmam? Biz hep değiştirmek lazım. Heh. Yani yenilemek lazım. Her şeyi yenilemek lazım yani. Ben onu söylerim, fikrim olur. Ya burada çok pardon, konuya gireceğim de yani mahalle sakinlerine burada özellikle de söylüyorum. Muhtarı devamlı yenilememiz gerekiyor. Yani yeni yüz yenilik getirir. Aynen. Şekliyle gidelim. Hep aynı muhtarı vermeyelim, aynı muhtarı getirmeyelim. Yeni yüzlere ihtiyaç oluyor. Aynen. Ya ben bundan yanayım. Ben yenilikçi insanım. Yani aynen. Planım var mı? Ben geçen muhtarlığa adaylığımı koydum. Halk beni iyi ki de seçmedi. Aynen. Yani şu an geliyorlar muhtardan ağlıyorlar, dert yanıyorlar. Abi sen yeni adam gelmiş, yeni kişiyi seçmemişsin ki niye dert yanıyorsun? Yani halk olarak biz bunu bilmiyoruz. Yani bir adamı 4 kere 5 kere seçip tekrar başa getirdim. Bu adam zaten olmaz. Etkili bir görevi yok ki. Yok, yapamıyor. Hala da bu adamı seçiyorsan sorun halkımızda, bizde değil yani. Önce bir dışarı çıkıp da bir sağ solu görmesi lazım. Bafra'da mesela bazı mahallelerimizde çöp kovası yok. Bayanlar yukarıdan iple beraber sarkıtıyor dışarıya, kaldırıma. Özellikle şunlar da var. Sarkıtıyor dışarıya çöp poşetlerini. Bu sefer çöp taksiler geliyor. Adam onu alacak, komple yırtılıyor, yere dökülüyor. Leş gibi koku oluyor. Dede dağında oturuyor. Diyor. Allah razı olsun şu anki muhtarımızlar. Her şeye koşuyor. Cenaze olur cenazede, düğün olur düğünde.
hastalık olur, hastalıkta bir sıkıntın olur. Allah razı olsun yani. Bakıyorsun adamın, ya affedersin, adamın babası, anası her tarafı emekli. Adamı mutlar gözümün önünde kömürü kapısına götürüyor. Bize geldi mi abi ya, sen sigortalı çalışıyorsun. Maaşım var, bu başka bir şey. Muhtar mahallesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. Muhtar mahallesindeki kayıtlı kişilerin, bazen dönem dönem seçmen kaydı, onların işte tebligatları, mahallenin düzeni ve şeyinde görevlidir. Muhtarımızı tanıyor muyuz efendim? Şu an kendi mahallemdeki muhtarın ismini şu an bilmiyorum. Peki muhtarımız mahallemizle ilgili mi? İlgili diyelim. İlgili yani, ortanın üstü. Bana göre hiçbir iş yapmaz, yapıyormuş gibi gözüküyor. Vallahi biz bir şeyini görmedik, bir şey yaptığını görmedik. Kendisini tanımıyoruz bile. Vallahi ben muhtarı tanıyorum. İsterdim ki muhtar şu Emir Efendi Caddesi'ndeki mazgalları iptal edip orayı düzgün bir hale getirmesini istiyorum ben şahsen. Bunu da muhtardan rica ediyorum. Tozdan pencere, balkon açamıyoruz. Emir Efendi Caddesi ile alakalı söylüyorum. Peki bu şikayetlerimizi dile getirdik mi efendim muhtarımıza? Bu mazgal mevzusu muhtara iletildi. Muhtar belediye, karayolları, o bu bakıyor diye geçiştirmiş duyduğuma göre. Ama artık kim bakar kim bakmaz orasını ben bilemem, ama bu bizim için büyük bir sorun. Buradaki esnaflara olsun gelip işte hani mahalleyle ilgili sorunları dinlemesi lazım. Gelse kendisine anlatırdım ben mesela, bu söylediklerimi kendisine de anlatırım. Muhtar mahalledeki sorunları üst mercilere aktarmakla yükümlü olduğunu düşünüyorum. Mahallemizin muhtarı güzel. Peki herhangi bir problem gördüğümüzde bunu dile getiriyor muyuz? Getiriyorum tabii ki canım. Direkt muhtara, yani en azından muhtara iletecek kişilere iletiyorum şeyi. İletildiğini, yani üst merciye iletildiğini diye de takip ederim. Yani muhtar yapmak istese çok şeyler yapıyor yani. Bir aracıdır. İşte birinin ihtiyacı olur, birinin yardımı olur, bir eğlence olur, bir tertip olur, bir köprüdür, öyle diyeyim yani muhtar. Peki oturduğumuz mahallenin muhtarını tanıyor muyuz? Kendi mahalle muhtarını tanıyorum. İşim olsun, kendi özel işim olsun, birine yardım olsun, herkese koşmuştur. Peki mahallemizle ilgili muhtardan bir beklentimiz var mıdır? Emre Efendi Mahallesi'nde oturuyorum. Çocuk parkı, parkları mesela bir eksik demeyeyim de ihtiyaç diyeyim. Mahalleyi fakiri fukarayı gözetler. Yardımları takip eder. Kimine yardım ettiyse onları taksim eder. Ama biz hiçbir muhtardan da memnun değiliz. Peki herhangi bir şikayet, problem olduğunda bunu muhtarımıza dile getiriyor muyuz? Getiriyoruz tabii canım. Memnun da değiliz. Daha çok yani seçim zamanı daha çok bizlere ilgi duyuyorlar. Seçim öncesi yok. Yok yani. Bir şey de diyemiyorum artık yani.